Yatırım Kulübü'ne hoş geldiniz. Ben Gizem Uzuner Gençlük. Bugün bu bölümde ben sizlere eşlik edeceğim. Piyasalara bakalım öncelikle. Piyasalardaki fiyatlamalar şu an itibariyle Borsa İstanbul'da yatay bir seyre işaret ediyor. Dolar TL aynı şekilde yatay seyrediyor. Hisse senetleri piyasasına baktığımızda fena olmayan bir görünüm aldık aslında Asya'dan. Ve şu aşamada vadeli işlemlere baktığımızda sınırlı da olsa bir prim var. Destekleyen iki tane faktör var. Bir tanesi Amerika'daki konuştuğumuz 1 trilyon dolarlık teşvik paketi. Bir diğeri de başlayacak olan Fed toplantısı. Bu noktada Fed'in güvercin bir duruş sergileyeceğine ilişkin piyasada bir beklenti var. Bu güvercin duruşu biraz daha kuvvetlendirebileceği sözlü yönlendirmelerle beraber bir görüş var piyasada. Bunun şu aşamada doları baskı altına aldığını görüyoruz. Ama hisse senetleri piyasasına yaradığını da söylemek mümkün. Bununla ilgili görüş alacağız ilk etapta. Gedik Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Uzman Yardımcısı Betül Asilkan bizlerle birlikte olacak. Betül Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Ben doğrudan doğruya sözü size bırakayım. Ne görüyorsunuz piyasalarla ilgili? Neler bugünkü fiyatlamalarda özellikle etkili olabilir? Günaydın Gizem Hanım. İyi yayınlar öncelikle. Dün haftaya pozitif bir açılış yapan endekste alımların yaşanmasıyla birlikte 1200'lü seviyeler test edilirken kapanışa doğru bir miktar kar satışlarının yaşandığını izlemiştik endeks bazlı düşünecek olursak. Son haftalarda 1200 seviyelerin güçlü direnç olarak öne çıktığını görüyoruz. 1205 direnci üzerinde kapanışların yaşanması durumunda tarihi zirvelerin bulunduğu 1245 seviyelerinin gündeme gelebileceğini değerlendiriyoruz. Bahsettiğiniz gibi salgın kaynaklı gelişmeler ön planda, aşı hakkındaki bilgilendirmeler ön planda bulunmaya devam ediyor. Fakat salgın kaynaklı endişelere bağlı olarak satış baskısının artış kaydetmesi durumunda endekste 1180 ve 1169 seviyeleri önemli destek seviyeleri olarak takip edilmeye devam edecektir. Yurt dışında pozitif bir seyir vardı dün. Kapanışa doğru Amerika'da açıklanan dayanıklı mal siparişlerinin artış kaydetmesi bu pozitif seyri desteklemişti. Bu sabah Asya'da, Avrupa'da ve Amerika'da yatay pozitif seyrin devam ettiğini gözlemliyoruz. Amerika-Çin gerilimiyle küresel büyümeye dair artış kaydeden endişelerle dolarda geri çekilmenin yaşandığını gözlemlemiştik. Bu geri çekilmeyle birlikte yatırımcıların güvenli limanları olan talebi arttığını izlemiştik. Amerika'da bahsettiğiniz gibi Cumhuriyetçi senatörlerin koronavirüs salgınıyla mücadeleye yönelik 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi teklifini Amerika Senatosu'na sunması izleyeceğimiz ilk gelişme olarak takip ediliyor. Genel itibariyle yarın TCMB'nin enflasyon raporu takip edilecek. Haftanın öne çıkan gelişmeler arasında bulunuyor. Fed'in toplantısı ve Powell'ın mesajları ön planda olacağını belirtebilirim. Bir süredir piyasalar Fed'den getiri eğrisinin kontrolüne yönelik mesajlar görmeyi bekliyor. Herhangi bir yönlendirme olmazsa bu konuya ilişkin bu durum piyasalarda belli bir baskı oluşturabileceğini düşünüyoruz. Bu konuda verilecek mesajlar yarın için öne çıkan gelişmeler arasında bulunuyor Gizem Hanım. Betül Asilkan çok teşekkür ediyoruz yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Şimdi bu kuşakta daha çok makroekonomik konuşacağız konumla birlikte. Ancak öncesinde bugün bilanço açıklamaları aynı şekilde devam edecek. Bilindiği üzere Borsa İstanbul'da bilanço sezonu bir taraftan devam ediyor. İzleyicilerimiz için onu da hatırlatalım. Bugün kimlerin bilançosunun beklendiğini. Akbank'ın bugün bilançosunu takip edeceğimizi söyleyebiliriz. Piyasadaki beklenti yaklaşık 1,5 milyar TL civarında Akbank'ın ikinci çeyrekte kar açıklayacağı yönünde bir beklenti olduğunu söyleyebiliriz. Analistler arasında piyasanın ortalama beklentisi bir kez daha tekrar etmek gerekirse Akbank'ın 1,5 milyar TL'lik bu çeyrekte kar açıklayacağı yönünde. Hemen buradan gidiyorum. Bir başka şirket yine bugün finansallarının açıklaması beklenen Tofaş'ın aynı şekilde ikinci çeyrek finansallarının bugün açıklanması bekleniyor. Bu noktada piyasanın ortalama beklentisine baktığımızda 254 milyon TL'lik bir piyasa beklentisi var net kar anlamında. Bununla birlikte piyasadaki 3 milyar TL'lik bir gelir beklentisi olduğunu söyleyebiliriz. Favör ilişkin beklenti de piyasada ortalama 510 milyon TL'de oluşmuş vaziyette. Yine bilançosunu bugün almayı beklediğimiz bir diğer şirket Ford Otosan olduğunu aktarabilirim. Bu çeyrekte piyasanın ortalama beklentisi Ford'un 276 milyon TL ortalamada net kar açıklayacağı yönünde. Bununla birlikte piyasadaki yine ortalama beklenti 5.8 milyar TL'lik bir ciro rakamı elde edeceği yönünde ve Favö'ne ilişkin beklenti de Ford'da 561.4 milyon TL olarak oluşmuş vaziyette. Piyasadaki en yüksek beklenti 573 milyon, en düşük beklenti ise 556 milyon TL Favö yaratacağı yönünde bir öngörü olduğunu da bahsedebilirim. Ama ortalama beklenti dediğim gibi Favö tarafında 561 milyon TL olarak oluşmuş vaziyette.
çeyrekte. Bilançolarda, beklediğimiz bilançolarda durum böyle. Bugün de bilanço fiyatlamasını gördüğümüz bazı şirketler var. Türk Traktör gibi. Bunu da takip ediyoruz yakından. Ve bununla birlikte dediğimiz gibi mikro ölçekte takip ettiğimiz şirketler bunlar. Bilançosunu beklediğimiz diyelim ve hemen konuğumuza dönelim. Makroekonomi konuşmak üzere Ekons Danışmanlığı kurucu ortağı Ferhat Yükseltürk bu kuşakta bana eşlik edecek. Ferhat Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Merhabalar. Şimdi bir FED toplantısı bekliyoruz bu hafta içerisinde. Mevcut durumda zaten bilindiği gibi salgın sürecinde tamamen bir düşük faiz ortamından bahsediyoruz. Sizce bu düşük faiz ortamının ilk etapta ne kadar kalıcı olduğunu konuşmak isterim. Ne düşünüyorsunuz bu haftaki FED toplantısından ve bu düşük faiz ortamının ne kadar kalıcı olduğuna ilişkin? Tabii şimdi aslında uzunca bir süredir bu toplantıda FED'in biraz daha sözlü yönlendirmeyle hem faizlerin bir miktar daha burada 2 ya da 3 yıldan minimum bahsedebiliriz, süreceği şeklinde mesaj vermesi bekleniyor. Bu noktada da aslında enflasyondan ziyade işsizliği önceleyen bir mesaj çıkmasını en azından piyasalar bekliyor. Ben de bu konuda bir mesaj verilmesini bekliyorum. Çünkü %11'lere çıkmış bir işsizlik oranı var. İşsizlik tarafında bu sefer geçen 2008 kriz sonrası toparlanmaya baktığımızda bu seferki toparlanma biraz daha zor ve uzun vadeye yayılmış olabilir. Çünkü hem genel olarak üretim ve lojistik yapısının tüm dünyada nasıl değişeceğini öngöremediğimiz için eğer toparlanma beklediğimiz gibi V şeklinde olmazsa burada işsizlik tarafında büyük ihtimalle uzunca bir süre yüksek işsizlik rakamlarından bahsediyor olacağız. Bu da Fed'in mümkün olduğu kadar enflasyonda %2'nin üzerine bile geçmiş olsak bir miktar daha güvercin duruşunu sürdürmesini bence zorunlu kılıyor. Bu anlamda da bence buna yönelik bir mesaj verilebilir. Fakat bu şu anda piyasanın mevcuttaki öngörüsünden veyahut da mevcuttaki fiyatlamalar dışında bir şey midir dersek aslında bence uzunca bir süredir herkesin kafasında Fed'in en az 2-3 yıl boyunca faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceği, varlık alım tarafında da mümkün olduğu kadar özellikle ABD'nin öyle yüksek bütçe açıkları verdiği bir dönemde varlık alım programlarını da sürdüreceği yönündeki beklenti vardı. Zaten varlık fiyatları da bu beklentiyle beraber Mart ayından bu yana yükselişini sürdürdü ki normal ekonomide aslında böyle bir toparlanma görmememize rağmen. Ben bugün açıklanacak yani sözlü yönlendirmenin çok da fazla piyasaları hareket ettireceğini açıkçası düşünmüyorum. Peki bu noktada şu an itibariyle doların baskı altında kaldığını görmekteyiz. Bu durum kalıcı mıdır şu anki düşük faiz ortamında ve arkasına yatan gerekçeler nelerdir? Şimdi doların düşük kalması aslında biraz euroya ve son dönemde Japon yenine karşı bir düşüklükten bahsedebiliriz. Ama doların genel olarak bu ticaret ağırlıklı oranına baktığımızda yani diğer ticaretinin daha çok geçtiği ülkelere karşı doların değerine baktığımızda aslında çok büyük bir zayıflık görmüyoruz. Bu anlamda ABD tarafında ticaret ağırlıklı olarak baktığımızda dolar halen güçlü kalmaya devam ediyor ve bu ABD'nin dış ticaret üzerindeki baskıyı devam ettirecek. Fakat Euro bölgesinin bu son dönemde açıklanan kamu maliyesinin birliğine yönelik küçük bir adım olsa da tarihi bir adımla beraber o tarafta bir Euro tarafında olumlu beklentilerin birdenbire hızlandığını gördük. Tabii Japonya tarafında biraz riskten kaçış fiyatlamasının halen küresel tarafta olduğunu görüyoruz. Hisse senedi piyasalarında ne kadar rally yaşasak da karşı taraf riskin halen piyasalar özelinde çok canlı olduğunu, bunu hem VIX endeksinde hem de bono tahvil piyasasında açıkçası görebiliyoruz. Hisse senedi piyasası rally yaparken altın fiyatı, Japon yeni, VIX tarafında yani bütün risk fiyatlamalarında halen rally yaptığını görüyoruz. Bu anlamda bir çelişki var piyasada. Ben doların şu aşamada Euro ve Japon yenine karşı zayıflığının bir miktar daha devam edebileceğini fakat bundan sonra özellikle yılın sonuna doğru sert bir rally yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Peki para politikasında böyle genişleyici ve düşük faiz ortamının devam edeceğini beklediğinizi söylediniz. Maliye politikasına ilişkin beklenti nedir? Mesela gelişmiş ülkeler için baktığımızda borçluluk oranları milli hasılalarını katlıyor ve hala teşvik konuşmaya devam ediyoruz biz bu ortamda. Bu borçluluğun sonu nereye kadar devam edebilir? Yani bu borçluluk aslında şu anda genel kamu maliyesi literatürüne de baktınız. Eğer negatif bir şekilde borçlanabiliyorsunuz. Çoğu şu andaki gelişmiş ülkeler özelinde konuşuyorsak mesela Avrupa Birliği özelinde negatif bir şekilde büyüyorsanız ve eğer büyümeniz ödediğiniz reel faizin üstündeyse ya da bu anlamda borçluluk böyle dönemlerde çok daha mantıklı. Özellikle
Almanya veyahut da diğer ülkelerde bu dönemde bir miktar borçlulukla beraber duran ekonomiyi destekliyor olmak o anlamda önemli. Elbette şu andaki kamu maliyesi yükü anlamında baktığımızda borçluluk oranları çok yüksek seviyelerde. Fakat bu önümüzdeki dönemde eğer toparlanma olursa bence bir miktar geri döndürülebilecek hale gelmiş durumda ya da bu borcun bir kısmı monetize edilecek. Bu da zaten merkez bankaları eliyle aslında yaşadığımız bir süreç. Şu anda Fed'in bilançosuna baktığımızda 10 trilyon dolarlara yaklaşan bir bilançodan bahsediyoruz. ECB'de keza büyük ihtimalle 5-10 trilyon euro arasına gelecek bir bilançodan bahsedeceğiz. Bu merkez bankalarının bu borcu bir nevi monetize ettiği de bir süreçten geçeceğiz. İster istemez Japonya'da olduğu gibi. Japonya'da da aynı şekilde %200'ün üzerinde bir borç yükü var milli gelire oranla baktığımızda. Fakat Japon Merkez Bankası'nın varlık alımları ile beraber net borcu oldukça düşük seviyelerde. Gelişmiş ülkelerin tabii gelişmekte olan ülkelere göre bu anlamda çok büyük bir artısı var. Rezerv para olmaları nedeniyle bu tarafta finansman tarafında ya da Merkez Bankası bilançolarını hızlıca büyüterek bu taraftaki finansman sorununu çok hızlı bir şekilde aşabiliyorlar. Fakat gelişmekte olan ülkeler bence bu dönemde en çok kapana kısılmış bir vaziyette. Çünkü sizin de mümkün olduğu kadar kamu harcamalarını arttırmanız lazım böyle bir dönemde. Fakat sizin her arttırdığınız kamu harcaması rezerv para olmadığınız için size enflasyon riski olarak orta ve uzun vadede geri dönebilir. Nitekim çoğu ülkede de bunu yaşıyoruz şu anda. Peki borçlanmalar açısından ne düşünüyorsunuz? Mesela bu noktada yükümlülükleri yerine getirebilmek için sizce mesela bir ihraç uygun zaman mıdır ihraca çıkmak için? Tabii aslında bu dönemde ihraç çok daha mantıklı çoğu ülke açısından. Çünkü hakikaten faizlerin oldukça düşük olduğu bir süreçten geçiyoruz. Yani bir şirket politikası açısından düşünün. Bu dönemde eğer düşük maliyetle borçlanabiliyorsanız orta uzun vadeli ihtiyaçlarınız için ya da kısa vadeli mevcuttaki ihtiyaçlarınız için aslında gelecek nesillerdeki büyümeden ve borç yükünden çok da fazla çalmıyorsunuz demektir. Bence bu dönemde çoğu ülkenin de yaptığı bir miktar bu politikayı izlemek. Yani merkez bankaları eliyle mümkün olduğu kadar borçlanma maliyetlerini düşük tutup burada kamu maliyesi yoluyla hızlıca gelişleme, yani bir nevi Keynesyen politikanın para politikasıyla birlikte desteklenmesi. Tabii bu ne kadar sürdürülebilir? Bu 2-3 ya da 4 yıla yayılacak bir sürece eğer giriyorsak tabii orta uzun vadede çok da sürdürülemeyecektir. Çünkü bir yerden sonra hem para birimleri üzerindeki yatırımcılar gözünde kuşkular artmaya başlayacaktır. Hem de bu tahvillere yönelik ilgi böyle düşük faizlerden bir süre sonra ortadan kalkacaktır. Şu aşamada bunu konuşmuyoruz fakat bu hakikaten uzun vadeye yayarsa konuşacağımız süreçler oldu. Peki Ferhat Bey, mesela bir Türk şirketi varsayalım ve diyelim ki döviz cinsinden yükümlülükleri var. Bu sene içerisinde ne zaman mesela borçlanmaya çıksa, mesela bir roadshow'a çıksa yabancı yatırımcı bulabilir mi, ilgi duyarlar mı? Ya da siz mesela faizin daha da düşeceği, borçlanmanın daha da cazip hale gelebileceği bir çeyrek bekliyor musunuz önümüzdeki dönemlerde? Yoksa en iyi zaman bu zaman mıdır diyorsunuz? Ya şimdi, Türk şirketi özelinde baktığımızda tabii Türkiye'deki CDS oranları nedeniyle Türk şirketlerinin yurt dışında borçlanma tarafında maalesef maliyetleri diğer ülke şirketlerine kıyasla bir miktar daha yüksek. Aynı zamanda eğer bu Türk şirketinde özelinde konuştuğumuzda hakikaten TL gelirleri daha yoğunsa ve yurt içinden borçlanabiliyorsa bu dönemde yurt dışındansa yurt içinde borçlanmak çok daha mantıklı. En azından TL cinsinden borçlanmak çok daha mantıklı. Çünkü bizim son dönemdeki ekonomi politikamız aslında daha çok Türk lirasının rekabetçi konumunu koruması ve bu anlamda da çok aşırı değerlenmemesi. Bu da tabii Türk lirasının döviz cins, yani euro ve dolar karşısında o orta uzun vadede bir miktar zayıf kalmasına neden olacaktır. Böyle bir durumda da yabancı para cinsinden borçlanmadan ziyade yerli para cinsinden borçlanma çok daha olumlu bir strateji olacaktır diye düşünüyorum. Şu an bulunduğumuz konjonktürde mesela euronun yükselişini takip ediyoruz ama dolar TL hala yatay bir bant aralığında kalmaya devam ediyor. Bu noktada mesela yine bir şirket farz edelim, işte girdi maliyette euro cinsinden olsun, gelirleri dolar ya da TL cinsinden olsun. Böyle bir durumda nasıl bir risk bekliyor bu şirketleri? Nasıl yönetebilirler ya da?
Burada aslında hedge mekanizmasını mümkün olduğu kadar ortaya alıyor olmamız lazım. Eğer euro cinsinden maliyetleriniz ve dolar ya da Türk lirası geliriniz varsa burada tabii hem euro dolar anlamında hem de euro Türk lirası anlamında iki tane farklı açık pozisyonunuz bulunuyor bir anlamda. Burada gelir gider dengenizi ve fiyatlamalarınızı belli hedge mekanizmalarıyla arka taraftan türev işlemler yoluyla kapatmadığınız noktada tabii sizin her bu euro dolar ya da euro Türk lirası hareketinden olumlu ya da olumsuz etkilenmeniz çok kolay olacaktır. Bu da bilançonuza bazı dönemlerde çok olumlu yansıyabilir. Bazı dönemlerde ise çok sert hareketler nedeniyle çok büyük zararlara katlanabilirsiniz. Bu anlamda mümkün olduğu kadar biz bütün şirketlere de aynı şeyi tavsiye ediyoruz. Yani hedge maliyeti tabii ki bir maliyet var fakat bu hedge maliyeti tarafında siz özellikle euro dolar tarafında ya da euro Türk lirası tarafında mümkün olduğu kadar hedge operasyonlarını yapmanız gerekli ki sizin böyle dönemlerde sert dalgalanma dönemlerinde diğer rakiplerinizden hem oldukça olumlu ayrışın hem de bilançodaki gelir gider dalgalanmanızı minimize edin. Fakat da maalesef çoğu şirketimiz bu konuda çok destekli olmuyor. Bunu da görüyoruz. Ferhat Bey, sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama müsaadenizle bir kısa ara verelim. Yatırım kulübüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu esnada Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan bir basın açıklaması geldi. Uluslararası Kalkınma Bankaları bazı TL kurallarından muaf tutuldu şeklinde bir son dakikamız var konuyla ilgili. Yine detayları var. Arkadaşlarımız biraz sonra yine son dakikaları ekrana getirecekler. Üzerinden de konuşmaya devam edeceğiz. İlk etapta bu haberin detayları da gelecek ekrana ama dolar TL'de bir hareket var mı diye de aynı zamanda buna da bakalım. Şu an itibariyle kurda 6.88-6.36 seviyelerinden bu noktada yatay işlemlerinde devam ettiğini bir taraftan açıklamanın hemen akabinde hatırlatmakta da fayda var. Arkadaşlarımız son dakikaya getirecekler. Bu noktada haberin daha doğrusu duyurunun tamamını da okunmasında da fayda var. Hemen başlayalım kısaca. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu 12.04.2020 tarihli ve 8.989 sayılı kararı ile bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğindeki haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz, diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swap'ı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamın bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynakların %1'i ile sınırlandırılmasına karar verilmiş. Kurulun 5 Mayıs 2020 tarihli ve 9010 sayılı kararı ile bankaların yurt dışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğine haiz ortaklıkları ile yurt dışındakilere şubeleri de dahil olmak üzere yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapılacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal öz kaynakların %0.5 ile sınırlandırılmasına karar verilmiş diye devam ediyor aynı zamanda haberimiz basın duyurusu. Bunun da detaylarını konuşacağız. Yine arkadaşlarımız son dakikayı da değiştirdikten sonra Uluslararası Kalkınma Bankası ile devam eden paragrafla devam edeyim ben de. Uluslararası Kalkınma Bankaları için ise yurt içi para ve sermaye piyasalarına yatırım yapma ve Türk şirketlerine kredi kullandırma kaydıyla ve yalnızca aşağıdaki şartlar dahilinde gerçekleştirilecek FX swap, TL plasman, TL depo ve repo yoluyla Uluslararası Kalkınma Bankalarına bankaları yurt içi bankalardan sağlanacak finansman işlemlerinin yukarıda yer verilen kurul kararlarıyla getirilen TL'ye erişim kısıtlamalarından muaf tutulmasına karar verilmiş. Dediğim gibi basın duyurusunun devam eden ilk başta okuduğum paragraflarının devamı var. Buradan getirilen TL'ye erişim kısıtlamalarından Uluslararası Kalkınma Bankalarının muaf tutulduğunu bu basın duyurusuyla beraber öğrenmekteyiz. Bu kapsamda da deniyor Uluslararası Kalkınma Bankalarının yurt içi piyasadan temin edecekleri TL likiditenin tutulmasını sağlamak ve bu TL likiditeyi yalnızca yurt içi piyasalarda yurt içi yerleşik şirketlere kredi vermek, TL cinsinden menkul kıymet almak
almak ve fazla TL likitenin yurt içi bankalarda depo edilmesini sağlamak amacıyla kullanacaklarını, hesap açtıkları yurt içi bankalara yazılı olarak beyan ve taahhüt etmeleri ve söz konusu muafiyetten faydalanmak üzere BDDK'ya bu hesap bilgilerini bildirerek yapılacakları yazılı başvurunun olumlu sonuçlanması kaydıyla Uluslararası Kalkınma Bankalarının yurt içi bankalarda açacakları TL hesapları üzerinden söz konusu muafiyet kapsamında yurt içi bankalarla gerçekleştirebilecekleri finansman işlemlerini sıralamış BDDK. Bu listede aynı zamanda var. Biraz sonra bloomberg.com adresinde de bu duyurunun detaylarına ulaşabilirsiniz. Anladığımız kadarıyla burada yapılmış olan basın açıklaması TL'ye erişim kısıtlamalarından Uluslararası Kalkınma Bankalarını belli şartlar doğrultusunda muaf tutmayı amaçlıyor gördüğümüz kadarıyla. Şimdi yine konuğumuza döneceğiz bu noktada ve bu soruyu da yönlendireceğiz kendisine. Ekons Danışmanlık Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bakabildiniz mi açıklamaya? Gözünüze çarpan başka bir farklılık var mı söylediğimin dışında? Değerlendirmenizi rica edeceğim. Şöyle baktım, aslında bu uzunca bir süredir yabancı kalkınma bankalarının TL fonlama tarafında bu kısıtlamalarla beraber bir miktar sıkıntıya girmişti. Buna yönelik özellikle EBRD'nin bu son dönemde Türkiye içinde bazı finansman faaliyetlerinde de bulunduğunu biliyorduk. Ona yönelik bir kolaylık getirmişler. Aslında olması gereken, çünkü uzun vadeli TL kaynağı erişebilmek adına firmalarımızın bu tarafta yurt dışı böyle kalkınma bankalarından uzun vadeli kaynak yaratması gerekiyordu. Bunun da bir bacağının TL tarafını tabii yurt içi piyasalardan ancak sağlayabiliyorlar bu yabancı bankalar. Burada getirilen kolaylık özellikle bu yatırım kredileri anlamında bence olumlu olacaktır. Ben orta uzun vadede belki BDDK'dan bu tarafta daha da bir miktar daha bu Mart 2019'da aldıkları düzenlemenin, o günden itibaren başlayan düzenlemenin bir miktar ağır ağır gevşetileceğini bekliyorum. Bu belki bu dönemde olmaz ama orta uzun vadede bence artık bu düzenlemelerin de ağır ağır ortadan kaldırılması ve TL'ye erişimin yabancılar tarafından sağlandıktan sonra yurt içine de piyasalara da yabancı yatırımcıların ilgisinin tekrardan sağlanması gerekiyor. Yani bu noktada burada yapılmış olan basın duyurusu için kısaca yurt dışı yerleşiklerin Türk lirası erişimine getirilen kısıtlamalarda bir miktar yapılmış olan düzenlemeyle esneklik görüyoruz anladığım kadarıyla. Bir taraftan işte evet, EBRD gibi, IFC gibi uluslararası kalkınma bankalarına yurt içinde Türk lirası cinsinden zannedersen bir borçlanma imkanı sağlanıyor. Aynı zamanda hem BIST FX swap piyasasında hem de Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile vadede TL alım yönlü swap imkanı olarak okuyorum ben, bu imkanın sağlanmış olduğunu görüyorum. Doğru mudur Ferhat Bey? Doğru, evet. Sizin de belirttiğiniz gibi aslında bu yapılan hem IFC hem de EBRD tarafında burada bu kurumların da zaten Türk lirası, yani yerel para cinsinden fonlama tarafında daha aktif olması şeklinde son dönemde alınan kararlar vardı. Bunu da Türkiye'deki bu alınan önlemler nedeniyle çok fazla gerçekleştiremiyorlardı. Bu VDDK'nın aldığı karar oranın önünü açmış duruyor. Tabii yurt içinde ne kadar biz TL cinsinden uzun vadeli fonlama sağlayabilirsek böyle uluslararası kuruluşlardan, firmalarımız açısından da doğal olumlu olacaktır. Ben bu anlamda olumlu karşılıyorum bu alınan kararı. İnşallah hayırlı olur. Peki bu noktada muafiyet tanınan finansal kuruluşların kapsamında da önümüzdeki dönemde bir esneme bekler misiniz? Mesela bir sonraki adımda buradaki uluslararası kalkınma bankalarının haricinde mesela yatırım bankalarına da bir esneklik söz konusu olabilir mi? Ne zaman bunu mesela beklersiniz? Tabii yatırım bankaları tarafı birazcık daha trade tarafında aktif oldukları için bence orası biraz daha sonra gelebilir diye bekliyorum. Ama genel sınırlamalar anlamında, işte %1 ve %0.5 sınırlamaları anlamında belki bu orta uzun vadede tekrardan ufak ufak artırılarak en azından yabancıların DIPS piyasasında biliyorsunuz oldukça payları azalmış durumda. %4'ün de altına gerilemiş durumda. Burada belki bir miktar yabancıyı özendirmek ve buraya yatırımı, çünkü borçlanma seviyelerimiz de artmış durumda artan bütçe açıklarıyla beraber, buraya bir kısım yatırımı çekmek adına belki orta uzun vadede buradaki kısıtlamalar bir miktar arttırılabilir. Yani %1'den %10'a çekilebilir mesela daha önce geldiği yerler anlamında. Ben bunun önümüzdeki dönemde ağır ağır normalleşme adımlarıyla birlikte gerçekleşeceğini öngörüyorum.
Evet, televizyonu yeni açan izleyicilerimiz için bir kez daha hatırlatmış olalım. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan bir açıklama geldi. Bu açıklamayla beraber BDDK'dan normalleşme adımlarının atıldığını görmekteyiz. Türk bankalarının yurt dışı yerleşiklere TL borç vermesini ve taraflar arasındaki swap işlemlerini sınırlayan düzenlemede genişletilme yapılmış. Az önce ben birkaç tane paragrafta daha önceki kısıtlamaları hatırlattım. Az sonra muhtemelen bizim web sayfalarımız üzerinden de arkadaşlarımız, editör arkadaşlarımız basın duyurusunun tamamını da daha önceki erişim kısıtlamaları neydi, şimdi ne oldu, kimler muaf tutuldu şeklinde detaylarıyla beraber haberlerimize de yansıtacaklar. Televizyonlarını yeni açan ve radyodaki dinleyicilerimiz için de bir kez daha hatırlatmış olalım. Şimdi Ferhat Bey, sohbetimize ben swap işlemleriyle devam etmek istiyorum aslında. Çünkü gördüğüm kadarıyla swapların toplam rezervlerdeki payı neredeyse %68'lere kadar gelmiş durumda. Bu kompozisyonu nasıl değerlendiriyorsunuz? Tabii aslında swap tarafı özellikle bu yılın başından itibaren çok aktif bir şekilde Merkez Bankası tarafından kullanılmaya başladı. Burada hem yabancı merkez bankalarıyla en son Katar'la ve Çin Merkez Bankası ile kullanılmaya başlanan olanaklarla beraber aslında rezervdeki erimenin bir miktar önüne geçilmiş durumda. Zaten ilk 6 aylık ödemeler döngüsü rakamlarına da baktığımızda rezerv azalışının önemli bir kısmının bu swap yoluyla karşılandığını görüyoruz. Burada swap tarafı tabii bir yerden sonra artık ağır ağır tamamen rezervin önemli bir kısmını oluşturmaya başladı. Bu orta uzun vadede bir yerden sonra da risk unsuru olmaya başlayacaktır. Özellikle yabancı merkez bankalarıyla yapılan ya da yurt içinde yapılmaya başlanan swap operasyonları. Çünkü bu swapların günün sonunda bir şekilde ödeniyor olması lazım. Yani belli ülkelerle eğer bu swap var, mesela 15 milyar dolarlık Katar ya da işte Çin'le yapılan, eğer bu fasiliteler bir yerden sonra azaltılma yoluna giderse karşı tarafından tabii bizim de rezervlerimiz üzerinde olumsuz etkileri olacaktır. Bu anlamda swap tarafı önemli bir araç, fakat genel rezerv içindeki kompozisyonun bu kadar yüksek olması bir yerden sonra da risk unsuru. Bence bunu dengelemek gerekiyor. Burada bir miktar daha sanki rezerv artırıcı unsurlara ağırlık vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Ferhat Bey, peki sizin ekonomide risk olarak gördüğünüz tam olarak ne var? Neler mesela şu an mevcut uygulanan politikayı göz önünde bulundurduğumuzda, gerek para gerek maliye politikası, önümüzdeki dönemde Türkiye ekonomisi için mesela kredi derecelendirme kuruluşu gözünden bakalım. Neleri risk olarak sayarsınız? Tabii aslında en önemli risklerden birisi enflasyon, enflasyondaki katılık. Türkiye özelinde biz tek haneli enflasyona çok 1-2 aylık süreçlerde girip tekrardan çift haneye çıkmaya başladık son 2-3 yıllık dönemde. Ve bu enflasyondaki katılık çıktı açının yüksek olduğu dönemlerde bile gerçekleşmeye başladı ki bu anlamda aslında enflasyon tarafında bize bir ataleti işaret ediyor. Burada uyguladığımız para politikası ile enflasyon hedefimiz arasında büyük bir uyumsuzluğu bize gösteriyor. Burada biz enflasyon hedefimizi tutturamadığımız sürece hem fiyatlama davranışlarındaki artış yükselecektir, hem de para politikamızla enflasyon arasındaki bağın ağır ağır kopuyor olması Türk lirası üzerindeki de riskleri artırıyor maalesef. Türk lirası orta uzun vadede değersiz kalmaya, reel efektif döviz kuruna da baktığımızda değersiz kalmaya devam ediyor. Bu da yabancı para cinsinden fonlama yapmış firmalar tarafında riskleri artırıcı bir unsur. Bence en önemli risk unsuru enflasyonla başlayıp buradan yabancı para risklere doğru uzanan bir yelpaze. Kamu maliyesi tarafında ben çok aşırı bir risk görmüyorum. Çünkü borçluk tarafında oldukça düşük bir seviyeden başlıyoruz. Bu anlamda çok önemli bir risk unsuru orada, o tarafta en azından şu aşamada görünmüyor. Bankacılık sektörü tarafında mevcuttaki bankaların hem sermaye yeterliği hem de mevcuttaki kompozisyonu oldukça olumlu gidiyor. Orada da riskin önemli bir kısmı kamu bankaları ve kamu üzerinde olduğu için bu anlamda çok büyük bir risk görünmüyor. Fakat bu enflasyon ve oradan yabancı paraya giden risk bence orta uzun vadeli tüm sektörlerin bilançolarını olumsuz etkileyebilir. Ve yani bir kredi derecelendirme kuruluşu yetkilisi olsam en fazla buraya dikkat çekerdim ben. Peki mesela önümüzdeki dönemde bu salgın sürecinin geçtiğine en kısa zamanda umut ediyoruz tabii ki. Geçtikten sonrasında mesela Türkiye'nin bundan çıkardığı dersler nedir? Bir gelişen ülkenin mesela finans piyasalarının zenginliği sadece bankacılık değil de mesela neyle daha fazla zengin hale getirebiliriz? Tabii
bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde her zaman için bankacılık sektörü lokomotif sektör finansman tarafında olmaya devam edecek. Bu ister istemez böyle. Bu Avrupa bünyesinde de böyle. Diğer ülkelerde özellikle Anglo-Sakson dediğimiz ülkelerde biraz daha sermaye piyasaları ön plana çıkıyor. Fakat bizim gibi daha yeni yeni gelişen sermaye piyasası olan ülkelerde maalesef bankacılık sektörü öncülüğünde bir şeyleri başarmaya çalışıyoruz. Bu son dönemde atılan özellikle bu borsaya yeni gelen yatırımcılar işte fonlar tarafında, yatırım fonları tarafında bir miktar yatırımcı ilgisinin gelmesi tabii olumlu sinyaller ve işaretler. Bu biraz da düşük mevduat faizleri yoluyla oldu. Bu tarafı biraz hazır böyle bir ivme yakalamışken destekleyebilirsek belki orta uzun vadede şirketlerin de buradan doğrudan bu ÖST'ler yoluyla borçlanmasının daha fazla borçlanmasının yolunu açabiliriz ve bu anlamda da bankacılık sektörü üstünden bir miktar bu yükü alabiliriz. Fakat bunun için maalesef bizim yabancı yatırımcıya burada bizim sermaye piyasalarında çok büyük ihtiyacımız var. Çünkü ülkemizin tasarruf açığı ortada. Çok hızlı büyüyen bir ülkeyiz ve tasarruf açığı olan bir ülkeyiz. Bizim çok yüksek oranda yabancı yatırımcıya ihtiyacımız var. Özellikle bu özel sektör tarafında. Bizim bunu teşvik ediyor olmamız lazım. Şu ana kadar özellikle son 1-2 yıldır yerli yatırımcıyla giden bir sektör oldu. Orta uzun vadede biraz daha yabancı yatırımcıya yönelik hem TL'ye erişmeleri hem buralarda yatırım yapmalarını teşvik edici belki yeni düzenlemeler çıkarmak gerekiyor olabilir. Ferhat Bey çok teşekkür ediyorum yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için. Ben. Ekons Danışmanlık kurucu ortağı Ferhat Yükseltürk'le birlikteydik bu kuşakta. Bir kez daha hatırlatalım izleyicilerimiz için BDDK'dan bir duyuru geldi. Detaylarına yine web sayfamız üzerinden ulaşabilir izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz de. Zaten ilerleyen saatlerde de tekrar tekrar bu konuyu muhtemelen gündemde tutmaya devam ederiz. BDDK'nın normalleşme adımları kapsamında bir basın duyurusuydu. Bir kez daha altını çizmek gerekirse öğrendiğimiz kadarıyla önümüzdeki dönemde bu esnetilebilir. Nasıl esnetildiğini göreceğiz. Kontrollü bir kısıtlamada erişim serbestisinin söz konusu olduğunu da eklemekte fayda var. Önümüzdeki dönemde bakacağız ne olduğuna. Şimdi buradan geçiyoruz. Dubai'nin notlarını almak üzere Ersoy Erkazancı'ya dönüyoruz. Ersoy gördüğüm kadarıyla aslında fena olmayan bir gün başlangıcıydı ama nasıl bitti onu sormak istiyorum sana. Gizem merhaba. Fena bitmedi. Yani Japonya bir tek eksiyle kapattı. 0.26 o da çok fazla değil. O zaten yataydı ama diğer borsalarda hep yeşil ekranlar vardı. Çin Şangay borsası iyiydi bugün 0.70 civarında. Hong Kong 0.60'lar civarında. Güney Kore en iyiydi 1.7 civarında artıydı. Hemen hemen tüm Asya Pasifik borsalarında bugün artılar gördük. Asya özelinde aslında çok haber akışı yoktu. Biraz FED beklentisi fiyatlara yansıdı. Hem Powell'dan güvercin açıklamalar bekleniyor hem de bu düşük faiz ortamının biraz daha sürmesi beklentisi olumlu hava yaratıyor. Buna ek olarak Amerika'dan gelecek 1 trilyon dolarlık yeni teşvik paketi aşı ile ilgili olumlu beklentiler şu anda borsaları yukarıda tutan gelişmeler. Ama borsalardan daha çok belki de altın çok dikkat çekiyor. Gizem işte Bitcoin tekrar yükseldi 11 binlere geldi. Diğer emtialarda da önemli gelişmeler var. Çin'le ilgili bir iki haber vardı bugün. Çin ETF'lerine girişin arttığı ile ilgili haberler vardı. Bir de faz 1 anlaşmasına Çin şu anda çok sözlerini tutmadı. Sadece %23'ünü gerçekleştirdi. Son gelişmeler böyle diyeyim. Sözü sana aktarayım. Ersoy Erkazancı çok teşekkür ediyoruz paylaştıkların için ve bu noktada yatırım kulübünün sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından Hande Berk'ten Focus programıyla karşınızda olacak. Hoşçakalın.